Açık oylamadayız. Puanlamada ne yapacaklar? Puanlamada beni yine gerecekler. Orada yan yana oturuyoruz da ondan sonra alacağım bunu böyle çat 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 tek tek ağızlarının üstüne gideceğim. Böyle olmaz ya. Güzel yemek yaptım hakikaten. Ya bak bunu herkes biliyor zaten, sorun yok. İzmir'de tüm arkadaşım biliyor. Ben buraya taktım çünkü sizlere saygıdan dolayı, Zuhal Hanım'a saygıdan dolayı biraz daha iyi gözükmek amaçlı. Ama şu mutfakta bunun altında iş yapmak çok zor abi. Çok terletiyor. Ve yaptım ve çok güzel. Yani şu saçımın hatırına insan güzel der ya. Demediler, ben de fırlattım. En az ya bana kalırsa 8, 7, 8 ama onlar 5 verecekler bana. Evet evet verecekler, yapacak bir şey yok. Yapacağım artık. Bitti. Program bitti. Ben de bittim. Görmüyor musun anam? Yürüyen fut şey gibiyim. Ne o, disko topu. Evet, birazdan haftanın büyük finali gerçekleşecek ve 50 bin TL aranızdan birine teslim edeceğiz. Ama ondan evvel son gün yarışmacımız Tolga'ydı. Şimdi ona puan verme zamanı. Menüsü de tamdı, masası da tamdı. Dolayısıyla bu hafta eksiksiz kapatıyoruz. 3 ila 10 arasında bir puanlama yapmanızı bekliyoruz sizlerden. Sizler açın kalemlerinizi, tahtalarınızı kaldırın. Ben de menüsünü hatırlatayım Tolga'nın. İlk olarak pirinçli yoğurt çorbası ile başladık. Ardından ara yemek tabağımızda beşamel soslu fırın makarna, Brüksel lahanası, brokoli, yanında da iki köfte vardı. Ana yemeğimiz tas kebabıydı. Ona gavur dağı salatası eşlik etti. Bir de yanında mercimekli bulgur pilavı. En son olarak da sütlaçla haftayı kapattık. Evet, peki. Herkes yazdı. Değiştirmek isteyen var mı? Son kez sorayım. Emin olmayan, beğendiniz beğenmediniz yemekler. Yok değil mi değiştirmek isteyen? Peki, o zaman yarışmacımıza dönüyorum. Tolga, efendim, kaç puan istiyorsun? 7-8 bekliyorum ama tabii bunu vermeyeceklerini de biliyorum. Çünkü son gün belli strateji gelişti. Belli olmaz valla. Ana yemeğini yok, beğendiler, sütlaçını da beğendiler. Ama herkes kendi puanını koruyacağı için ona göre puan verecek. Çünkü 50 bin lira büyük ödül için yarışıyor herkes. Evet. O yüzden sona kalan dona kalır. Hadi bakalım. Böyle olmuyor genelde ama bakalım nasıl olacak. İlk olarak da Faysal'dan puan geliyor bugün. Evet Faysal, aç ve yüksek sesle söyle lütfen puanını. 5. 5. Dün 7 beğenmedim dedi ve 7 verdi. Bugün birçok şey güzel dedi. Dün değildi. Ne karıştırdınız? Dündü. Evvelsi gibi. Fark etmiyor. Yaladın, yuttun, 7 verdin. Benim her şeyimi beğendin. Birkaç tane bir şey beğenmedin. Mi? Orada kalktın 5 verdin. Tabii anlıyorum ben sizi. Son gün puanını korumaya çalışıyorsun. Sorun yok. Teşekkür ederim. Ha, senin korunacaktı, puanın yok bir kere. Yani burada ben ilk günden beri adaletli olduğumu düşünüyorum. Bugün de yine adaletli bir şekilde puan verdim. Adaletli. Evet, adaletli. Adaletli. Ve verdiğim puan da hepsini yedim ama bu beğendim anlamına gelmez dediğin kişiye 7 verdin. Bugün birçok şeyi beğendin, 5 verdin. Ama neyse ya, ne anlar yemekten. Evet, bakalım Gülizar'dan kaç puan gelecek? Evet Gülzal, sen de paylaş lütfen verdiğin puanı. 5. Al birini, vur birini. Önce fazla bir şey yok. Şey. Hayır, al birini, bul birine den önce. Herkesten 4 alıyorken son. Bak herkesten 4 aldığında ben 6 verdim. Minnoş çünkü kıyamadım. Minnoş. Çünkü üzüldü. Minnoş. Hakikaten emek verdi. Yani ben gördüm hakikaten onu yani. Hakikaten emek verdi. Biz vermedik. Siz o Minnoş olduğu için ama 6 aldı. Yani işte hata yaptık, evet. Ya ben şey hata merak ediyorum. Önce fazla vermiş. Hepimiz de hata yaptık. En azından 6 verseydiniz yani. 5 niye ki 5? Çünkü 2 tane yemeğinizi beğendim. Ana yemeğinizde. Bir veriyorsun. Çorbayı da beğendiniz. Bir veriyorsun. Çorbayı da beğendiniz. Çorbayı beğendim demedim. Beğendiniz. Siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Çorbayı beğendim. Siz daha puan verirken unuttuğunuz ürünler var. Aa, unutmuşum dediğiniz ürünler var. Siz bana mı o anlatıyorsunuz kendinizi değil, ya? Farklı değil. Farklı değil. Siz bana kaç puan söz konuyu unutan yine sizsiniz. Peki. Bunları büyük finalde konuşuruz. Şimdi puan gösterme sırası Aycan'da. Evet Aycan, senin de puanını öğrenelim. 5. Bir 5 daha. Arka herkes kendini oynuyor, gününü oynuyor yani. Artık ben zaten daha fazla Aycan'ın puanını korumaya çalışıyorum. Hemen açıklayayım. Öncelikle terbiyesiz kelimesinden sonra gelmeyen Özre bile bu puan bence çok oldu ama
Kusura bakmayın da saçımla başımla bütün hafta dalga geçtiniz. Ben size saygımı bozmadım. Lütfen bana hiç anlatmayın. Ben sizden de yorum istemiyorum yani. İstemiyorum. Sesinizi bile duymak istemiyorum. Konu o değildi ki ama. Allah Allah. Yok duymak istemiyorum. Lütfen hiç yapmayın. Beşin neyini açıklayacaksın Allah aşkına. İyi günler de. Kapat sana iyi günler. Evet, son puan geliyor. Bu haftanın da son puanı olacak Betül'den Tolga'ya gelen. Evet Betül'cüğüm, sen de paylaş lütfen verdiğin puanı. Tolga Bey'e puanım 6. Aa, bak işte ya. Doğru bir puan geldi. Kapatabilirsin. Ederim. Bana verdiğimiz 4 puandan sonra burada hiçbir şeyi beğenmeyip de 6 puan vermeniz tamamen stratejik. Tamam. Siz ektiğinizi biçtiniz. Ektiğinizi biçtiniz. Ben kendi puanımı bugün vermek istedim Tolga Bey'e. Ne doğru bir puan aldın? Siz konuşmayın ben. Gülizar Hanım. Siz konuşmayın. Sen de versin bir puan. Ben bir puan fazla vermeyeyim. Ben ona adaletli bir puan verdim. Birincisi masasına özenmemiştim. Ben size deş verecektim. Sunumlarına. Sunumlarından ve masasından kırdım. İkincisi olmayan yemeklerinden kırdım. Evet. Ama adam tas kebabını yapmış. Peki pilavını beğendiniz mi? Salatasını beğendiniz mi? Neye verdiniz? Ya, onları beğenmişsiniz ki sinirli vardı değil. Salata gavur daha değil. Tas kebabını beğenmedi. Ben beğenmedim mi dedim? Sinirliymiş. Bence bunları büyük finalde konuşmamız gerekiyor. Evet, 50.000 TL için buyursunlar. Evet sevgili izleyenler ve yarışmacılar, bir büyük final anı ile karşınızdayız. Heyecan dorukta. Dakikalar sonra da bu evden bir şampiyonumuz çıkacak. Hem de neyle? 50.000 TL ile. Buraya geliş amacınız hepinizin farklı hayalleri, planları vardır diye düşünüyorum. 50.000 TL ile ilgili. Bakalım kim amacına nail olarak ve başarmış ve şampiyon olarak tam 50.000 TL ile evine buradan gidecek. Haftanın kritiğini yapacağız tabii öncelikle. Bu hafta Aycan seninle başladık. Unutulan puanlar mı dersin, yemekler mi dersin, heyecan dersin? Hele bugünkü, bu arada çok pardon, Tolga iyi misin? İyi gibiyim. Gibisin. Gibiyim. Ama bir star olarak ışığın sönmesin. Tabii ki de hiçbir zaman star olarak ışığım sönmez. Evet. Ama puanlarla söndürmeye çalıştılar. Sinirli ben gördüm biraz de, evvel seni ben. Yine evet ama puanları görmediniz mi? Ya yani verilecek bir puan. Puan dedi ben de ufak bir sinir boşalması sanki yaşadın masada. Evet elim ayağım titredi. Kan şekerim düştü resmen. Ondan dolayı evet, da. Evet. Evet peki. Evet Aycan, ne diyorsun kendi adına, kendi hesabına veya genel olarak yarışmaya haftaya baktığında da sana biraz az mıydı sanki puanlar? Yani ilk gün biraz puanlama konusunda işte kıt davranıldı diye düşünüyorum. Hı-hı. İşte zaten hani her şeyi geçtim. En talihsiz açıklama kesinlikle Tolga Bey'in. Unuttum. Betül Hanım kafamı çok karıştırdı. Başım ağrıdı. 6 verecektim. 5 verecektim açıklaması oldu. Hmm. Üstüne en son bugün bir de terbiyesiz yedim. Evet ya. Onu yani Tolga öyle bir durum olmadı yani. Hala bir özür bekliyorum. Bir özür dile bence. Yani çünkü bence onu de hak edecek bir şey. Yani ben o puana rağmen ona hiç ne sesimi yükselttim ne bir şey, hakkını helal et vesaire durumları oldu. Hı-hı. Ben bile öyle bir tepki vermezken onun bana durup dururken bu yarışmaya neden katıldınız dediğim zaman bana terbiyesiz demesi orada çok sigortalar attı. Ciddiyetsiz dedi bana. Asfalyalar ben arttı orada. Ciddiye almıyor musunuz bu yarışmayı dedi. Ben ciddiyetsiz bir adam mıyım? Yani ben komiksem, insanları eğlendiriyorsam ya da ortamın gerginliğini biraz düşürmeye çalışıyorum. Çünkü herkes gergin. Herkes birbirini yeme aşamasında. Ben baktım ki ortam gergin. Ben biraz daha yumuşatayım istedim. Ciddiyetsiz oldum. Yani ben bunu yaparken ciddiyetsiz miyim? Hayır, yarışmayı ciddiye almıyor musunuz dedim ben. Hayır, siz bana ciddiyetsizsiniz dediniz. Peki görürüz, yani izlerken görürüz herhalde. Görürüz tabii, yani kulağım var benim. Kulağım olduğu için duyuyorum. Hafızam zayıf da olsa bu gibi kelimeleri duyuyorum. O yüzden evet, de hiç özür dileyemem, kusura bakmasın. Peki, keşke dileseydin. Dilemem. Peki, Betül. 6 puanı şaşırttı bizi açıkçası. Verilemeyecek bir puan mıydı? Evet, verilebilecek bir puandı ama senden kuşkusuz hiç kimse beklemiyordu. Bayağı da bir tepki aldın altına. Ne diyeceksin? Ben ilk gün kendi puanımı verdim. Üçüncü, dördüncü gün onların adaletine göre puan verdim. Söyledim onlara bugün bunu. Bugün yine kendi adaletime göre vermek istedim. Çünkü Tolga Bey zaten yemekten doğru düzgün bir şey bilmiyor, anlamıyor. Ama yorumlardan herkes beğendi. Hatta senin yemeğinden daha çok beğendiler. Evet, yorumlardan vesaireden de öyle. Ben de düşündüm. Ya ben Tolga Bey'in bana yaptığını ona yapmayacağım dedim. Çünkü Tolga Bey'in yorumları da diğerleri gibi can yakıcı değildi. Peki bana ana yemeğinde de vardı. Çünkü sizin yorumlarınız can yakıcıydı. O yüzden ben de Tolga Bey'e karşı bu adaletsizliği devam ettirmek istemedim.
Eğer ben ona 5-4 verseydim o da benim gibi üzülecekti. Peki, onu vermek istemedim. Farkında mısınız? Yemekleri 6'ydı. Ben sizin masada 6 puan verecektim ama sizin adaletinize göre ben sizden 4 puan aldım. Sizce bu ne peki? Sizin adaletiniz bu mu? Adalet, ama siz bana 4 adalet verdiniz. Adalet anlayışınız bu mu? Ama bu adalet değil, bu kısasa kısas oluyor. Hayır, bu adalet oluyor. Çünkü adalet, ben ona adalet böyle bir şey değil. Ben ona verseydim adalet, o yüksek puan almıştı. Sizde var mı adalet? Oluyor. Ben adalet de, böyle ben bir şey tamamen değil. Yediğim yemeklere göre adalet verdim. Ve Betül Hanım'a verdiğim puanın özrünü de diledim kendisinden. Ama özür dilemenin neyi geri getirdi? Özür bu yarışmada bir şey yaramıyor. Neyi geri getirdi ki? Farkındayım, farkındayım. Şu an eşitsizlik sağlandı. Onun da farkındayım ve bunu 2 kere, 3 kere ve 4. kere söylediğim halde ama hiçbir şey geri getirmiyor. Sizin kendi adaletinizi savundunuz ısrarla. Hiçbir şey geri getirmiyor. Ama bana 6 verecekken, bak yine strateji oldu sizde. Bana 6 verecekken 4 verdiniz. Bu neyin adaleti gerçekten? Çünkü ben geri dönülebilir bir yoldaydım. Ama size puan verirken. Siz adaletten hiç puan verdiğinizde geri dönülebilir bir noktada değildik pişmanım dediğinizde. Ben size 5 puan verecektim. Onu dengelemek için benim size o puanı vermem gerekiyordu. Onu dengele... Hayır öyle bir ben size 6 verseydim ne olacaktı? Bana sonunculuğu altın tepside mi verecektiniz? Verecek bir yeriniz yoktuk ya. Ben verdim de minnoş minnoş dedim. Böyle baktınız bana böyle üzüldünüz. Evet, verilecek bir şey. Ondan sonra gözleri doldu. Hayır gözleri doldu. Bak bana böyle şey olarak baktı. Gözleri doldu. Acındırdı resmen. Ben çok yufka yürüttü bu adamı. Merhametim herkesten fazladır. Merhametim herkesten fazladır. Ve ben ona kıyamadım ve 6 verdim ve pişmanım. Bir şey söyleyeyim. Herhalde etmiyorum. Pişman mısın? Pişmanım tabii ki. Ben konuşuyorum. Ben. Tamam. Adaletsizlikten bahsediyorlar. Ben konuşuyorum. Ben sizin merhametinizi Aycan Hanım biliyor. Asla inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Pardon. Size sadece 5 puan verdim diye bana bunu yapıyorsunuz. Gerçekten çok üzüldüm. Ne yapacağım? Bana gün boyu o şekilde da ben ne yapacağım? Gerçekten. Ne yapmam gerekiyor? Bir saniye müsaade edin. Bir ya şey söyleyeceğim. Bir dakika. Istiyorum. Hayır bir ben şey söylüyorum. Ne yapmam gerekiyordu? Ne bekliyordunuz? Ya size 4 verdi herkes. 4. Herkes millet 4 verdi. Faysal 7 verdi. Evet, Faysal'ın hastalığı yok ki Faysal 7 verse ne olacak? Aslında millet 4 verdi. Ben size 6 verdim. Sizin var, onun yok. Onun var, onun yok. Bu neye göre? Sizin zaten hiç yok. Siz yediğiniz şeyi biliyor. Hadi ben unutuyorum. Evet ben bunu kabul ediyorum. Ben de siz, kabul ettim. Siz nereye kabul ettiniz Allah aşkına? Ya bugünkü ben, brokoli de tatlı neye puan verdiniz? Allah aşkına neye puan verdiğinizi anlayamadınız. Açıklayamadınız. Zuhal Hanım ama soruyor. Çok bağırıyorsun. Biraz sakin. Özür dilerim. Zuhal Hanım soruyor. Diyor ki tamam. Neye puan verdiniz? Siz verdiğiniz puanı bilmiyorsunuz ya. Ben orada bilmiyorsunuz. Neye verdiğini unuttu bir ya. Ya tabii evet, ki de. Sen de neleri unuttun? Ya ben evet unuttum. Yani ama ben, sen unutmanın sebebini Betül'e bağladın. Ben Betül'e bağladım. Benimle ne alakası olabilir ki? Siz puan verirken ben ağzım bile açmadım. Ya ben yemek sunarken bile oradan dır 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 dır. Gördü kamerada seyredin orada elim ayağımı şey yaptı dolaştı ya. Ama zaten böyle bir şey yok. Tuzu kim söyledi? Efendim? Zaten bunu söylemiştim birkaç gün evvel. Elim ayağımı dolandı. Dolanır dedim. Bu akşam da uykuna girer mi acaba? Girer. Girer. İlk ama günden ama ben sana yardım ettim. Tuzu söyledim limonu ya oradan size söylemedim. Oradan yardım ettiniz masada gömdünüz. 6 verdi ama. Ya 6 da değildi aslında. Ben ondan daha yüksek bekliyordum. Betül'den. Tabii ki de o kadar yardımcı oldu geldi etti. Hep strateji. Hep strateji. Betül Hanım'ınki evet stratejiydi. Tamam. Sizinki değildi. Benimki değildi. Değildi. Ben... Hadi, hadi lütfen peki, ya. Peki unutulan puanlar veya stratejiler işe yaradı mı yaramadı mı onu birazdan göreceğiz ama ufak ufak artık sonuçlara gelelim. Tam 50.000 TL Türk televizyonlarında gündüz kuşağında verilen en yüksek ödül. Kesinlikle. Ve de birazdan da sahibiyle kucaklaşacak. Ama ondan evvel tabii ki yine açıklamaktan en çok haz etmediğim sonuçla başlıyorum büyük finale. O da haftanın 5.'si. Sizlerden ve benden aldığı puanlar sonucu 50.000 TL'ye veda eden ilk isim. Vallahi menüyü ilk duyduğumda olabilir mi diye düşünmüştüm ama Pekin ördeği işe yaramadı. Faysal sensin. Çok iyi oldu ya. Çok yani... iyi oldu ya. Allah'ım gülüş, Rabbim ya. Niye öyle oldu? Biraz öyle oldu. Kopya gülüş oldu. Ya Allah'ım ben yapmacık bir adam değilim. Tamamen ben doğal adamım. Tamam. Ben kopya, doğal adamım. Ben burada saçımı bile yere fırlatıp şahidiz atabilen bir adamım. O ben neydi? Çok sinirlendin gerçekten. Onu hiç beklemiyordum. Ya ben kendimle barışık bir adamım. Yani ben de dalga geçecekler. Evet. Ben kendimi seviyorum. Beni sevmeyen sevmesin umurumda değil. Ama siz hak ettiniz. Oh. Ben burada hak ettiğim bir sıralamada olduğumu düşünmüyorum. Allah büyük Allah.
Peki. İzleyenler de görür. Doğru. Sen hiç konuşma ya. Sen konuşma. Sürekli aynı konuşma. Şeyi neden söylüyorsunuz? Çünkü neden konuşmayı istemiyorum. Ya ben sana 6 verdim. Ya. Ben sana 6 verdim. Tamam, millet sana 4 verirken 6 verdim. 6 verdim. Ya verdim. Bir kişi bana 4 vermiş. O da neden 4 verdiğini açıkladı bana. Ben de verebilirdim. Sen de verseydin. Keşke verseydin. Niye bakıyorsunuz ben böyle minnoş minnoş bana? Ya bu bakışımı aldın. Bence Gülizar Hanım siz bana oynadınız. Benim yüreğime oynadı. Merhametime oynadı. Asla ben... Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Benim merhametime oynadı dediğinde ben masada şöyle bir şey duydum ama Faysal Bey'in konuşmalarından fırsat bulup cevap veremedim. Aa. Aycan Hanım dedi ki siz dedi bana oynasaydınız kazanmıştınız dedi. Yok hayır yanlış yere oynadın. Yanlış yere oynadınız dedi. Çünkü bana oynasaydınız dedi kazanmıştınız şöyle, dedi. Kazanmıştınız yok, hayır. Dedi mi? Ben hayır. Öyle duydum. Öyle mi? Evet. Öyle mi dedin? Yok hayır kazanmıştın derken hem insanlık olarak kazanmıştın manasında söylüyorum. Yani ne alakası var? Her şey yok kazanacağım. Yani. Olarak derken ne kazanacaktı yani? Çünkü seni şöyle, arkadaş olarak şöyle, kazanacaktı. Yok hayır şöyle dedi. Tolga Bey, Gülizar Hanım'a ben ilk günden beri işte masanın en sakini, en saygılısı vesaire olmaya çalıştıkça bana dedi ki senin işte Betül çok konuştu puan veremedim. Aynı şekilde sonra Gülizar Hanım masasında gözleri doldu, elleri ya titredi. Öyle bir şey olmadı evet. Yani. Ama, oldu, ama bitireyim oldu, önce. Oldu, ben oldu. Şu an bana bir şey soruyor. Ama ben puanlarınızı görmedim ki sizin neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Ama tamam. Sürekli ön plana beni neden atıyorsunuz? Ön plana ama atılacak kişisiniz çünkü. Teşekkür ederim. Rica ederim. Konuyu anlatmam afiyet gerekiyor. Olsun. Yok, sonrasında ben dedim ki siz yanlış yere puanı gördüğünde de Tolga Bey tepki verdi. Dedi ki neden böyle yaptın bilmem ne işte ben sana evet, bunu vermiştim. Dedim ki yanlış yere oynadınız bakın bana verseydiniz en azından ben yemeklerinize lezzetli de dedim. Sizi övdüm de üzerinize hiç kazanacaktınız gelmedim. Kazanacaktınız demişsin. Evet. Yani puan mı verecektiniz onu anlamadım. Yani, yemediğim yemeğe niye puan vereyim? Strateji o izlemiş belli yani. Ya tamam da şöyle ki kazanacaktın dememin bir bu manası arada... yok. Herkesin sen bugün 4-5... niye iyi günlerde kullanın dedim puan verdikten sonra Tolga'ya ben onu anlamadım. Öyle yani o bana 5 verdi ben de öyle söylemek sanki istedim. Bir anlaşma vardı da aralarında anlaşma bozuldu da al bu hayır, puan sana yeter oldu. Hayır, nasıl bir anlaşma bu arada Faysal'ın puanını söyleyemedik. 18 puan aldın yarışmacıdan ben sana 5 puan verebildim 23 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık iyi ki geldin diyoruz ve dördüncümüze geçiyoruz. Oh, dördüncümüze geçiyoruz ama enteresan bir durum var birazdan açıklayacağım. Bu haftanın dördüncüsü ve 50.000 TL'ye veda eden ikinci isim Tolga sen oldun. Sağlık olsun. Tebrik anlamında mı alkışladınız? Yani az önceki o sahte gülüşleri tebrik ediyorum yani kesinlikle. Sen kendi ağız tadına yani burada bak. Bir ya, görüyoruz evet. Sen kendi ağız tadına bak. Zaten sizin puanlarla herkes lütfen bir susun. Burada, veremediğiniz burada puan veremediğiniz adaletli olarak puan verenler tek isten yapıyor. 21 puan aldın Tolga. 6 puan verdim sana. 27 puanla tamamladın. Ana emeğin gerçekten de güzeldi. Güzel. Tuzu eksikti. Evet, tuzu eksikti. İşte biliyorsun sen kendi hatalarını. Aynen. İyi ki geldin renk kattın. Çok teşekkür ederim. Meslek hayatında başarılar çok, dilerim. Çok teşekkür ederim. Yani katılma amacınız da kendinizi göstermekti zaten. Yemekle alakalı bir şey konuşmadınız da yapmadınız da. Evet. Hedefinize ulaştınız diye düşünüyorum. O son peruk hareketiyle zaten şu anda starsınız. Ortada yani. Peruk kelimesi yoktu. Stratejiyi uyguladım, zaten. Puanları kaptım, birinciliği garantiledim diyorsun. Şimdi vur Tolga'ya, vur Tolga'ya. Valla hiçbir puan lütfen, belli değil. Bilelim. Sadece biz birbirimizin puanlarını biliyoruz. Ciddiyetsiz dediğiniz insanla muhatap olmayın. İzleyince görürsünüz. Ciddiyetsiz ben ciddiyetsizsem olmayın. Siz çok ciddisiniz. Çok şükür. Peki. Ve şimdi enteresan bir sonuç daha var. Demin Tolga dördüncü oldu dedim ama onunla aynı kaderi paylaşan ve aynı puan alan bir yarışmacımız daha var. Aslında haftanın iki dördüncüsü veya iki üçüncüsü de var diyebiliriz bu duruma. Puan tablosuna baktığımda Tolga ile aynı kaderi paylaşan ve 50.000 TL'ye veda eden bir diğer isim. Gülizar sen oldun. Sen 22 puan aldın yarışmacılardan. Ben ise sana 5 puan verebildim. Gerçekten ana yemek tabağındaki evet. Hatalar biraz böyle oldu. Fazla 27 fazla. Puanla eline emeğine sağlık. İyi ki geldin. Ne yapıyorsun Tolga? Efendim? Gene rahat durmuyorsun. Ne o hareket? Ama olmuyor. Oluyor vallahi. Ona oldu ne olacak Allah aşkına. Evet. Löp löp yut. Puan yok. Löp löp mü? Yedim mi ki acaba? Bu değil. Ne yedim acaba? Yanınızdaki löp löp yuttu. Beğenmedim dedi. Yediğimi beğenmedi, beğendim anlamına gelmez dedi, 7 verdi. Siz baktınız hadi 6 verdim.
beğendiniz. Siz benim de unuttunuz. Siz benden aşağı kalır yanınız yok. Ben unutkanım. Siz benden daha unutkansınız. Evet. Neyse muhatap olmaya gerek yok. Solumdasınız zaten. Sağdaki starlara bakalım. Ben star, sen star, o star. Star. Siz star. Az önce hakaret yiyordum. Şu an geri aldım yetesi zaten. Çok sevinçliyim. Şu an star oldum. Betül'den öteye geçmedim. Yanlış oldu. B12 starım, bir yükleniyor bir düşüyor. Bir yükleniyor bir düşüyor. Starın arkasında çanta taşıyansınız. Neyse. Aa öyle şeyler söyle. Öyle öyle. Olmaz. Öyle öyle. Olmaz. Tolga Bey masanızda saygısızlığı sürdürdünüz. Şimdi ciddiyetsizdim. Ciddiyetsiz konuşuyorum size. Ciddiyetsizlik bu oldu. Kabullendiniz. Ama bence böyle şeyler söylemeyelim. Gider ayak bir daha birbirimizi nerede göreceğiz? Kırmayalım. Böyle şeyler gelmez. İkinci gün diyordu ki ben Aycan Hanım ah etmeyin ah çok kötü bir şeydi. Ne olur tövbe deyin. Ne olur tövbe deyin diyordu. Bana sokuyor lafları. Ciddiyetsiz ciddiyetsiz. Şimdi kibar hanımcık. Ne oldu? Peki. Ve geliyoruz iki finalistimize. Betül ve Aycan. İkisinden biri birazdan tam 50.000 TL'nin büyük ödülün sahibi olacaklar. Ama hangisi acaba şampiyon olarak birazdan aramızdan tam 50.000 TL ile evine gidecek? Bu haftanın şampiyonu tam 50.000 TL'nin sahibi Aycan oluyor alkışlarla. Tebrik ediyorum. Çok sevgili Aycan. Eline emeğine sağlık. Hemen ödülünü takdim edeyim Cihangir'cim sağ ol. Güle güle harca. Gerçekten lezzetli yemeklerim vardı. Ufak tefek hatalar da vardı ama en yakın rakibinden bakalım kaç puan fazla almışsın. Sevgili Betül. Sen yarışmacıdan 21 puan aldın. Ben sana 6 puan verdim. 27 puanla. Aslında bu hafta 3 yarışmacımızdan aynı puanı aldı. Demin bahsettiğim husus buydu. Ana yemeğin olsaydı farklı bir şey konuşuyor olurduk. Büyük ihtimalle o etin yanması seni de yaktı. Ama eline emeğine sağlık. Teşekkür çok tatlısın, ederim. Çok güzelsin. Sizin güzel. Bundan sonraki hayatında sana sağlık ve mutluluk diliyorum. Teşekkür ederim. Ve dönüyorum şampiyonuma. Sevgili Aycan sen 24 puan aldın yarışmacılardan ve ben sana haftanın en yüksek puanı 7 puan verdim. Birazcık bir şeylerden kırdım. Sen biliyorsun 31 puanla vardı. Ama lezzetliydi 31 puanla 50.000 TL senin. Güle güle harca eline emeğine sağlık. Sağ ve sevgili izleyenler bu haftalık bizden bu kadar. Sizlere keyifli bir hafta sonu dilerken hem ekibime hem de yarışmacılarıma bir alkış istiyorum. Teşekkürler. Pazartesi.